Arkadaşlar merhaba sıradaki gelsinde öğrenme halkası tekniğini göreceğiz sorularda çok çıkıyor şu ana kadar KPSS'de sorusu yok ama öğrenme halkasını anlatırken size bir takım tekniklerden de bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar bir defa şunu asla unutmayalım öğrenme halkası diyor ya ortada bir halka yok unut halkayı halka nerede var Çark dediğimiz teknikler de var. Yani çarkımız ne? Çember, akvaryum, rulman ve konuşma halkası. Konuşma halkası. Arkadaşlar bir halka daire şeklinde oturma, birbirini görecek şekilde oturma dediğinde şu dört tane teknik aklınıza gelecek. Çemberde başkan var sekreter var. Süreyi ayarlayan kişi var. Böyle diziliyoruz. Birer dakika konuştuk. Sekreter not etti önemli kısımları. En son özet ve toparlama yaptık. Akvaryumda bu şekilde daire şeklinde oturuyoruz. Ortada bir sandalye ya da iç içe iki tane çember şeklinde oturuyoruz. Bunları anlattığım pratik videolarım var. Onlara bakarsınız ama birer ikişer cümle söyleyeceğim. Şöyle oturduk öğretmen bir konu verdi. Türk eğitim sistemi. Kim konuşmak istiyor? İçeri girip sandalyede konuşup çıkıyor. Ama bireysel ama konuşmak isteyenler grupla. Bireysel ya da grupla konuşuyoruz. Nerede? Akvaryumda. Rulman'da akvaryumun şu ikinci haline benzer. İç içe iki tane çember var. İçteki dışa, dıştaki içe bakar. Konuşuruz. Türk eğitim sistemi dış halka döner. Sürekli karşımıza yeni kişi gelir. Onunla sürekli konuşuruz. Ve konuşma halkasında daire şeklinde oturduk. Elimizde bir kart, bir zil, bir kalem, bir materyal var. Öğretmen bize empati kuracağımız bir olay verir, bir hikaye anlatır, bir canlandırma yapar rol oynama drama yapar ya da kısa bir film izletir. Sen olsaydın ne yapardın der. Ben kendimi sırayla konuşuruz. Elimizdeki kartı kaldıran konuşur empati becerisi vardır. Şimdi halkalar bu grup çark. Öğrenme halkası diyor. Çoğu arkadaş öğrenme halkasında ne, ne düşünüyor? Bunda da bir halka var. Ya da bu ifadeler veriliyor bu soruların çarkın bir tanesi soruluyor. Seçeneklerde öğrenme halkası var. Tutup onu işaretliyoruz. Arkadaşlar halka yok. 3 aşama. 3 halka diyor ya. 3 aşamadan oluşur. Öğrenme halkasını kim ortaya attı? Karpuz diye bir adam. Ben ona karpuz diyorum. 3 tane karpuz arkadaşlar. Karpuz diyor ki öğrenme kuramını Piaget'in bilişsel gelişimine göre oluşturuyor. Diyor ki eğitim öğretimde anlamlı kalıcı öğrenme olması için 3 tane aşama birbiri sıra birbirini takip etmelidir. Birinci aşama inceleme veri toplama. Ben bir takım şeyleri öğrenirim ama mevcut şemam onu açıklamaya yetmez. Yani ben arkadaşımla, öğretmenle, kitapla, internetle etkileşime geçerim. Bir bilgiyi öğrenirim ama onu tam olarak açıklayamam. Yani zihinsel dengesizlik yaşarım. İkinci aşamada kavram tanıtımında öğretmen kavramı tanıtır. Der ki bu kavram şudur. Elmadır, x'tir, y'dir gibi. Üçüncü aşamada artık bir şemamız var. Ne dedik buraya? Elma şeması. Artık bunu uygularız. O bilgiyi Günlük hayata aktarırız, kullanırız. Kullandıkça da kalıcı hale getiririz. Yani öğrenme halkasında halka yok. Defalarca söylüyorum önemlidir. 3 tane aşama vardır. Birinci aşama inceleme, veri toplama. İkinci aşama kavram tanıtımı. Üçüncü aşama kavram uygulama. Bir şey daha elimin altında kapatıyorum orayı. Arkadaşlar 5E. Yani 5E. Hocam ne alakası var? 5E diyebilirsiniz. 5E ile çok fazlasıyla alakası vardır. Şimdi 5E'nin girme aşaması devre dışında, değerlendirme aşaması devre dışında kaldı. Bak iki tane aşaması devre dışı. Üç tane aşamamız kaldı değil mi? Girmede öğrenciyi hazırlıyorduk. Keşfetmede öğrenci kendi başına ya da arkadaşıyla öğrenci aktifti yaparak yaşayarak öğreniyordu. Bilgiye ulaşmaya çalışıyordu. Açıklamada öğretmen ne yapıyordu? Adı üstünde öğretmen öğrencinin bulduklarına rütüşler yapıyordu. Derin artık bir bilgi var. Derinleştirmede bu bilgiyi kullanıyorduk, transfer ediyorduk. Ve de değerlendirmede de süreç ağırlıklı bir değerlendirme vardı. Şimdi arkadaşlar 5E'yi Metin Hoca size niye anlattı? öğrenme halkasının diğer adı yazıyorum buraya arkadaşlar. Öğrenme halkasının diğer adı 3E. Bak öğrenme halkasının diğer adı 3E modeli. Nasıl olacak bu? Aynen şöyle. Birinci aşama girmeyi eledik. Değerlendirmeyi eledik. İnceleme, veri toplama, keşfetme. Çocuk arkadaşıyla, öğretmeniyle, kitapla, internetle bir şeyler öğreniyor, inceliyor, veri topluyor. Bir şeyleri bulmaya çalışıyor ama dengesizlik yaşıyor. Tam olarak bulamıyor çoğunlukla. Kavram tanıtımı, açıklama, kavramı ona öğretmen söyledi, öğretmen açıkladı, tanımı verdi. Kavram uygulamada ne yaptık? Kavramı uyguladık, kalıcı hale getirdik. Tamam? Çarkı bu videoda anlatmaya çalıştım kısa. Öğrenme halkasını anlatmaya çalıştım kısa. Ve aynı zamanda öğrenme halkasının 5E'yi anlatıp öğrenme halkasının 3E modeli olduğunu fen alanında çok, yapılandırmacılıkta çok kullanıldığını e, söylemeye çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. E, bana hep şunu diyorsunuz arkadaşlar. İşte hocam açık oturum panel sempozyum şu bu. E, kanaldaki pratik bilgiler, ÖYT farkı görler. O oynatma listelerine bakarsanız e, birçok video orada var. Kolba anlat hocam diyorsunuz. Birçoğu orada mevcut. E, bilginiz olsun. Kanala da e, abone olursanız güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kolay gelsin.